Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Yaşı var mı bu mantar hastalığının? Tedavi aşaması özellikle olmazsa olmaz nelerdir? Şimdi yaşı şöyle, mesela saçlı derideki mantarlar gelişme çağındaki çocuklarda görülür. Artık erişkinlikten itibaren onlar görülmez. Evet. Genelde hayvanlardan, yani hijyen şartları çok iyi olmayan ortamlarda yaşayanlardan bulaşır. Ama diğer vücuttaki mantarlar, mesela böyle kahverengi lekeler tarzında olan mantar enfeksiyonlarımız var ciltte. Yazın ortaya çıkar, kışın o kadar bariz olmaz. Kışın da durur ama hani çoğalmazlar. Onlar daha çok mesela şeylerden, yüzme havuzlarından, ortak yıkanılan, banyo yapılan kaplıcalar, spor salonları, oralardan bulaşır. Onda da terlemeyle artış gösteriyor. Şimdi onlarda da terlemeyi tamamen kesmek söz konusu olmadığı için zaman zaman tekrarlamalar olur. Evet. Diğerlerinde de, ayaktaki mantarlarda da normal tedavi tamamlandıktan sonra, yani hastanın o düzgün tedaviye uyması gerekli, belli süresini tamamlaması gerekli. Tamamladıktan sonra da eğer hijyen şartlarına dikkat eder, nemli bırakmazsa bunda tekrarlama şeyi olmaz. Evet. Şimdi öyle bir problemle karşılaşmaz o zaman. Evet. Şimdi, ama genelde dikkat etmiyor hastalarımızı. Biz anlatıyoruz ama yine de ihmal ediyorlar. İhmal o ihmal edince tekrarlayabiliyor. Tekrarlayabiliyor. Evet, şimdi yönetmenim de ekrana yansıtıyor hocam. Şu an bir tırnak görüyoruz. Evet. Görüntüler eşliğinde de sohbet edebiliriz. Bu tamamen mantarın etkisinde olan değil mi? Yani biraz önce söylediğim gibi hem kalınlaşma var hem renk değişikliği var. Hı hı. Yani artık o kalınlaşma o hale gelebilir ki tırnak artık kesilemeyecek halde olur. Evet. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.